Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese iyi haftalar olsun. Her şeyden önce TV8 ekranlarında canlı yayın. Demet ve ile gel konuşalım. 100. bölümüyle karşınızda. Ay, evet ağlarım bak öyle şeyler yapmayın bak sulandı gözlerim. Y yemede. Yüze mi ağlıyorsun? Hayır yani yaptıklarımızı Aa, dur, öyle gördüm falan. Bütün izleyicilerimizi öpüyorum. Sevgiler, saygılar ve tabii ki teşekkür ediyoruz bütün ekip adına da hem de CES adına da. Ay evet ya bayağı yüz olmuş oğlum. Ya ya Hakika ya. Bu kadar kibarlıktan ya, sonra yüz ya, olmuş ya, oğlum. Ya <laughs> ya Ablam falan böyle direkt bozulmuşuz biz. Ya. Maşallah bize. Biz dedik biz dedik. Bak başlayalım. Gel bu sefer sen tut. Ver canım alnına benim. Alnına doğru alnına. Alnıma doğru. mı tutmam lazım? Tabii. Daha. Peki. Bu arada bizi sevenlerin bize nazarı değmez. Çok sağ olsunlar. Çok çok teşekkür ederiz. Tüm ekip namına çok teşekkür <laughs> ederiz. Burada 100. bölümde bana nasipmiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Vallahi ee, ekibimize de çok teşekkür ederiz. TV8 çalışanlarına çok çok teşekkür ederiz. İnşallah daha böyle yeni bölümlerle karşınızda oluruz. Asistanlarımıza bir sürü kamera arkasında bize çay pasta ondan sonra cuma mutfak ekibi var. Getiren ondan sonra başka kameraman arkadaşlarımıza değişse de bütün tabii değişse de değişmese de arada şey oluyorlar ya ne diyorsunuz ona? Mesai Kime? değişimi mi? Ha. ha shift. Yani shift yani şey, vardiya vardiya vardiya. Dediğim için Türkçesi, öğreniyorum. Vardiya. Öğreneceğim. <laughs> Estağfurullah canım Konuklarımıza tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Sanatçı evet. arkadaşlarımıza ne ya, biz teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz, tatlım benim. <laughs> ama yüzün böyle yapıyorlar ya konuşmaları. <laughs> tabii, tabii, yap, böyle yapmıyorlar mı? Devam et lütfen. Ondan sonra başka tabii ki Acun Bey'e teşekkür ediyoruz. Mutlaka. Tabii, gidiyormuş kendisine küsüm tabii ki. Hiçbir şekilde niye bize gelmedin falan asla demiyorum. Çünkü bize attığı mesaj var biliyorsun. Bir sonraki gelişimde size geleceğim diye. Neyse hiç önemli değil. Gitsin tabii ki İhsan'a gitsin o kırık ayaklı İhsan'a. <laughs> Neyse bozulmayacağım. Berzan <laughs> Mutlu var. Ha evet canım arkadaşım. Bak Bizim <laughs> onunla anılarımızı bir değil birkaç program lazım böyle anlatma. Bugün çok eğleneceksin Cez. Bunun Öyle sana mi? şeyini verebilirim garantisini. Harika programı ön koltuktan izleyeceğim diyorsun yani. <laughs> Aynen. Harika nefis. Efendim bize ulaşını her zamanki adresleri biliyorsunuz ama şimdi bakın laf lafa açıyor ne kadar hızlı geçmiş zaman değil mi? Şöyle ki e, hani en başta da söylemiştik biz bu programa başladığımızda hani bir televizyoncu ile bir popstar acaba nasıl olur diye. E olmuş. olmuş. Ben de öngörmüşüm ama bak şimdi insanlar yazıyor. Sen gördün yazıyor. ben de ikna oldum. <laughs> tamam. <olsun. gülüyor> aa siz ne kadar güzel oldunuz. Şimdi bazısı ediyoruz. diyordu ki şey aa ne alaka bazısı da diyordu ki siz ne kadar iyi oldunuz. Onun için tabii ki bütün yorumlarınız bizim için değerli ve kıymetli. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Nice yüzlere diyelim ve günün sorusuna geçelim. Var, Var yani günün sorusu. Olmaz mı ya? Sonuçta program. Efendim günün sorusu bugün. Yine Instagram'da göreceksiniz. Lütfen yorumları yazın. Şu an yaptığınız işi yapmasaydınız ne olmak isterdiniz? Televizyoncu olmak isterdim. <laughs> Sen oldun zaten televizyoncu. Sen kaçıncı programı bu? Senin 6. veya 7. programı Sen zaten televizyoncusun. Başka bir şey say. Bir dakika doğru. Ben evet. Bülent Hanımlarla popstar Var. yaptım. Alişan'la yaptım bir tane şey. Müzik programı. Sonra tekrar onunla televizyon programı yaptım. Sonra Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Fuat abi Rising Star yaptık. Çok iyi işte o. Ondan sonra sonra kısa bir aslında o da zevkliydi. Gelinler gelinlerin yarışmasını sunmuştu. Evet, mutfak. Ondan sonra, evet bu altıncı işim. Şey. Bu da baksana benim şeyim bio biliyor mübarek. Çalışkanı da mı ben? Evet. Lerzara çok çalıştım. Harbi Tabii, mi? Koridorda söyledim kendisini. Ciddi misin? Tabii ki. <laughs> annesiyle karşılaştım. Aa dedim 15 yaş büyük Ablan Almasın, o mu dedim. Mesela bunları falan çalışarak öğrendik belki herkes biliyordur ama ben de psikolog olmak isterdim. Ama senin öyle bir Budur. şey ya yatkınlığın var zaten. Bilmiyorum insan ruh halleri, duygu davranış biçimleri hep enteresandır. Ben yine iyiyiz ha böyle yedi küsür milyar insan falan yine iyiyiz yani yine patlatmadık dünyayı bakma. Yani Hı -hı. herkesin farklı ruh halleri falan enteresan geliyor bana her zaman. Bu meslek olmaz mı sence? Yani yine yine hat yine düşünsene kendinden yiyor. Lastik patlak gidiyoruz ama. <laughs> ama evet yani. ama yine de bakma. Enteresan. Tilkiler bir şekilde hani birbirine değmiyor. Şöyle sen az önce saydın zaten. Biz bu 100 bölümü çok kısa derledik Neler yaşamışız? Adı altında bir veterimiz var. Buyurun efendim. Çok çok teşekkür ederiz ekibe. Vallahi çok güzel yani özetlemişsiniz. Biz izleyenlerimize bir kez daha teşekkür ederim. Yeni açanlar varsa 100. bölümü izliyorsunuz. Hep beraber yeni bölümlerde inşallah yeni anılar biriktirelim demekçim. İnşallah ya. Bir nazar boncuğu köşeye. <laughs> Yalkın ona yüz yaz bir şeyler yap ya ekran bir şenlensin. Şenlensin o zaman Lerzan Mutlu gelsin. Tabii ki. Şenlik istiyorsan yeah. Lerzan Mutlu geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş geldin Lerzan. Hoş. Hemen Abi kadının yani. bak her A zaman A değişik A bir enerjisi var biliyorsun değil mi Cez? Biliyorum Demet. Onun için sana dedim. Siz ne alaka Hadi. beraber program mı yaptınız ne oldu? Yo hiç yapmadım. Sen <laughs> dedim ki sen gelmeden önce dedim ki nasıl dedi küstüğünüzü falan sorabilirim. Dedim ki her şeyi sorabilirsin. Biz de her şey sadece. ha, Ne zaman barıştığınızı merak ettim mesela. Bakayım. Ay Bir dakika bak benim. şimdi o <laughs> mikrofonu takarken ben sana söyleyeyim mi Cez? Taksana baby. Dur abla ben böyle rahatım. abi. öyle mi <gülüyor> duracağım <gülüyor> bütün programı? boyunca? Şimdi Lerzan şöyle bir iddiası var. Ee, reenkarnasyon mu denir ona? Geç hani bir önceki. Evet. Biz bir önceki hayatımızda ya sevgiliydik ya karı kocaydık. Ha ondan mı didişiyoruz? Çok verişiyoruz <laughs> ama birbirimiz olmadan yapamıyoruz. Ben bir tane biliyorum. Çoğu bir mu? Bir tane varmış? zaten bir çok bir tane. Bir tane mi? Bir tane. Ayol bir tane mi? Baba bir tane öbürküleri. Öbür, aynen aynen. İki gün kız kalabiliyoruz. Sonra bana DM'den bir bakıyorum bir şey yapıyor. Ben de beni özledin değil mi diyorum. Çok <laughs> yazıyor ben de seni sus diyorum. Barışıyoruz hemen. Şimdi biz bayağı bir 8 ay falan bu bir program yapıyordum magazin. Ama ne geçirmek? Yeah. Bak Cez içimden Ama dışından. Ama hak etmiştin. Bir şey hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, ne demiştin? Aynen. Mesela bir tanesi Abi, hatırlat. Hatırlamıyorum. Ben hatırlatayım mı? Hatırlat, hatırlat. Bence hatırlatma o kanyo. Hatırlatma, hatırlatma. <laughs> Neyse. Ben ne yapacağım şaşırdım. Ben hatırlat. şimdi buna küstüm <laughs> tamam mı? Küstüm ondan sonra. O mikrofonu taksak mı biz? Evet ya. ya ben böyle çok mutluyum. Takarsam şimdi hışır diyeceğim. Ferah oradan bana diyecekler mi? Mikrofonu sışır ya. Ama şey evet. ne oldu. Şöyle süperim bak. Doncu biliyor işi. Peki. Evet. Sonra. Oradan ses gelecek mi peki? Gelir, gelir. Neyse tamam biz İtalya'ya gidiyoruz. Şimdi uçaktan otobüse bindik. Böyle tamam. cam kenarındayım. Bir baktım annesiyle Lerzan geçti. O sakın dedim şuna dedim selam verme dedim. Küsüm ya. Asıl olayı Aa, sonra bak şuna. Bak, bak şimdi. Bu bindi tamam mı? Okan herhalde yer verdi hatırlamam yanımış Yanımı tutsak hiç bir Özledin beni. Git Allah'ın cezası ben seninle konuşmuyorum falan. Hadi hadi özledin beni falan. Bir sonra uçakta <laughs> böyle aaa falan. <gülüyor> falan. <gülüyor> <Ben> tamam, canım <laughs> aynen öyle. Bak şimdi bir şey oluyor tamam mı? Seninki bu. Seninki. Şimdi şey, küsüyoruz. Benim, <laughs> benim beni mesela Evet. Yani senin versiyonun ne? Bir <laughs> şöyle de senden. Süreceğim. Şöyle. Öncelikle 100. programınız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadığın Benim çok, çok naziksin. Sen çok böyle klas ekrana yakışan. Arkadaşıma zaten söylenecek iltifat edilecek bir şey yok. Bugün seviyorum onu. O yüzden çok güzelsin, çok şıksın. Rujuna da bayıldım. Giderken e, odama getir koy. Bir şey söyleyeceğim. Senin de Şimdi evet. şöyle söyleyeceğim. Beni böyle kızdıracak bir şey yapıyor. Her zaman yapar ama o anda beni kızdırdığını farkında değil ama ben delirmişim. Sonra ben de işte Söyleniyorum yaptığım Programda. Bak ne biliyor musun? Kendi yeni şarkısı çıkıyor. O koymadan ben paylaşıyorum. Hey anam hey benim bak, gibi bak. arkadaş dost bulmuşsun. Bak hey, şimdi ben anlatıyorum. Anlat. Beylerini anlatıyor bak. Beni kızdırıyor bir şey yapıyor. Diyorum ki, tamam küstüm seninle. Hiçbir şey de yazmıyorum. Cevap da vermiyorum. Programda bir şey anlatıyorum. Hemen Demet'in haberi düşünce diyorum ki ben onunla konuşmuyorum. Lütfen siz konuşun. Bak aynen böyle yapıyorum. Sonra bir gün bak şu olayı net hatırlat hatırlıyorum ve anlatacağım. Bir gün yayın arasında, yayın çıkışında ben Milano'ya gideceğim annemle. Ee, birini aradım bu uçak. Seda Sayan'la Milano mu? Yok bu ondan önceki. Ondan Milano. önceki evet. peki. Ee, neyse eğildim böyle dedim ki ben dedim birinci sıra istiyorum. Birine yer yaptırıyorum yani hani uçak biletlerimizi almışız. Kesin beni izliyordu. Duydu Milano'ya gideceğimi. Çünkü Okan ne itiraf etti söyleyeceğim. Demet beni aradı dedi ki acil Milano'ya gidelim. Son dakika yani Gözüm Lerzan ona, oraya uçuyor. Gözüme bak. Kısa Sen mısın kafayı mı yedin? Sen yaparsın. Sen açıldın. Onlar sürekli Milano'ya gidiyorlar böyle. Sen pasaportunu tutup, pasaportunu sana bir şey dedi. Sen işte de... bunları düşündüğün için manyağa bak lan. Bak bak. bak, bak Milano'ya gideceğini de. duymuşum. Bir baksanız korkunç bak, oturuyorlar. <laughs> bak bir baktım oturuyorlar. Bana hiç bak. Okancığım ne haber dedim. Aa sen bence beni özledin. O yüzden dedim aynı uçakta karşılaştık. O anda gene barıştık. Hiç küsemiyoruz. Fazla küs kalamıyoruz. Böyle mi, bir zaten? sorunumuz var. Okan'ın pasaportu şeyde <laughs> kaldı. Ee, bu çok yani İtalyan bir marka var ya bizim en sevdiğimiz tamam. şey. Sos. Orada kaldı. Ondan sonra hani o faturalar şey fiş alırken falan filan neyse onunkisi kaldı orada. Biz geldik şeye havaalanı. Bu bir gün daha kalacak annesiyle. Ondan sonra Aa, geldik şey. Dedim ki ben yalnız uçağım. Öyle korkularım vardı benim. Şimdi olsa mesela uçarım. Dedim ki a dedim sabah getirir. Sen yeter ki buradan benle çık. Abi o gitti polislere, molislere. <laughs> Deli gibi beni özelim. arıyor. Deli gibi beni arıyor. Yoldayım. <laughs> ne oldu dedim. Okan'a bak böyle konuşur da sesi olay var. Abla bir şey söyleyeyim. Okan'a pasaport dedi. Şu markada kalmış bir gidiyor. Aa kız dedim bana Okan'ın pasaportun diye. Sen dedi ben her şeyi organize ettim sen. Okan pasaportsuz Türkiye'ye girdi. Türkiye'ye giriş yaptı ama ya yani keşke öyle şey olsa tabii prosedür. Ondan sonra çalıntı şeye düşüyor falan filan. Çok şeyler yaşadı. Orada Bu böyle, böyle size tabii anlatırken çok manasız Doğru, gibi zar, geliyor zar. ama. Hayır, biz de, çok eğleniyoruz bir, bunları. Bir yaşayalım. de bir hikayenin yani, farklı versiyonlarını duyuyoruz buradan yani.